Merhametli hocam, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? Neden bana merhametli dedin? Merhamet yalnızca Tanrı'dan gelir. Tanrı'nın buyruklarını biliyorsun. Zina yapma. Adam öldürme. Kimseyi yalan yere suçlama. Annene babana saygı göster. Küçüklüğümden beri bütün buyruklara itaat ettim ben. Yapman gereken bir şey daha var. Varını yoğunu satıp parasını yoksullara dağıt. Çünkü asıl serveti cennette bulacaksın. Ondan sonra gel beni izle. Ama biz tüccarız. Zenginiz. Zengin bir insan için Tanrı'nın egemenliğine girmek ne zor. Bir zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesi, bir devenin iğnenin deliğinden geçmesinden çok daha zor. Öyleyse kim kurtulabilir? İnsan için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Tam olarak nerelerde bu Tanrı'nın egemenliği? Tanrı'nın egemenliği gözle görülür nitelikte değildir. Hiç kimse, bak işte burada, işte orada diyemez. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Gün gelecek, insanoğlunun günlerinden birini görmeyi arzulayacaksınız ama göremeyeceksiniz. Nasıl şimşek çakıp gökyüzünü baştan başa aydınlatırsa insanoğlunun tekrar gelişi de öyle olacaktır. Ama önce acı çekmesi ve insanlar tarafından reddedilmesi gerek.